Kötü bir şey mi oldu? Evet, çocuklar okuldan ceza aldılar. Bir hafta gidemeyecekler. Gelin bakalım. Bizim yüzümüzden oldu. Hayır. Özür dileriz Ateş abi. Ya, özür dileyecek bir şey yok çocuklar. Yani günün sonunda yani beni de gördünüz. Ben de çok kendime hakim olamadım. Efendim benden bir isteğiniz yoksa ben süratle içeri girmek eğilimindeyim. Olur. İlter bize bir yiyecek bir şeyler ayarlar mısın? Sandviç. Olur. Kaç kaç. Çocuklar. Yapmamışsınız bir şey var mı? Ha? Belki Kaan'ın ailesiyle konuşabilirim. Yani bilmiyorum cezanız hafifler mi ama. Yani onun işe yaramadığını gördün galiba değil mi? Ah Ateş. Seninle özel konuşabilir miyiz? Her şey yoluna girecek, merak etmeyin. Gel buraya. Ben de o zaman sandviçlerini hazırlayayım. Çocukların getiriyorum. Ben de sizi neşelendirecek bir iki fotoğraf video var. Abi senin ne işin var burada ya? Lila ben çok çalıştım oğlum. Çok acıktım yani. Ne yapalım? Hah. Ay Mario yedirdin mi Berit'i? Hı-hı. Sağ ol aşkım. Kız çok tatlı kız. Çok tatlı. Ne nazı var ne bir şey. Sildi süpürdü her şeyi. En son ben de onu yiyeceğim. Abi bir çık şuradan ya. Hadi işin var. Ayağımın altındasın. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ha? Ne oldu? Sen böyle bir heyheylisin. Ya çocuklar okuldan uzaklaştırıldı. Hoppala. Aa. Yani yapacak bir şey yok. Yani alışacaklar. Ama mesele o değil. Hı. Tamam. Yine ne geliyor bakalım? Yolla gelsin. Hı. Ne oldu? Füsun annemi bulmuş. Ne? Vallahi şaştım kaldım ha. Lan yıllardır başaramadığını kadın nasıl yaptı? Pes yani, pes. Ya sen en azından şu konuda bir yorum yapmadan duramaz mısın acaba? Bak yetimhaneye defalarca gittin, orada da kimse bilmiyordu. Lan bu kadın nasıl becerdi ya? Vallahi helal olsun. Ya vallahi bu fısında var ya korkulur ha. Ben korkmaya başladım gerçekten. Yani bilmiyorum ama yalan söylemediği belli. Hayır ben bir şekilde Füsun'dan önce annemi bulmam lazım. Yoksa yandım ben. Füsun ne istedi ki senden? Hayırlı bir şey istemeyecek kesin. O da kesinlikle hayrına iş yapmaz. Değecek mi ne istediyse? Anneni bulmaya değecek mi Leyla? Ne isteyecek? Füsun'un ne istediği belli. Başından beri çocukları istiyor. Ben Ateş'e nasıl bir kötülük yaparsam yapayım onun işine gelecek. Hay Allah ya tam da vazgeçtim diyordun. Kız ben senin şansına tüküreyim be. Ben de öyle zannediyordum da Mario. Füsun öyle söyleyince ben bir umutlandım. Sanki böyle bir adım atsam anneme kavuşacakmışım gibi hissediyorum. Tabii ki, tabii ki. Kız annen o senin. Ama bak Füsun bulabildiyse biz de buluruz demek. Buluruz bir şekilde. Hadi yine paralayacaksın kendini. Bulursun ya, bulursunuz. Evet, evet. Bulursunuz. Hı-hı. Boğazında kalsın. Hayda, Füsun'a bak ya. Benden hoşlanmadığını görüyorum, merak etme. Ben de senden çok hoşlandığımı söyleyemem. Duygularımız karşılıklı. Güzel. Yani ama şu an gerçekten bu şeyi bırakmamız gerekiyor. Çocuklar için, bizim için değil. Sen, çocuklar. Peki bunu daha önce niye düşünemedin? Düşünmesem şu an bu konuyu konuşuyor olmazdım Ateş. Sen çocuklara iyi gelmiyorsun. Sen geldiğinden beri çocukların bütün düzeni alt üst oldu. Berit kayboldu. Aydos'un psikolojisi bozuk. Ilgaz ve sen asileşti. Bir de yetmiyormuş gibi. Leyla ve sen. Ve Leyla'nın çetesi. Ay olacak şey değil. Bir de çocuklar üstelik okuldan uzaklaştırıyor. Bak ben daha söylerken bile yoruluyorum Ateş. Bir
takım şeyleri öngörememiş olabilirim. Öngöremediğini görebiliyorum zaten. Ama yani senin öngörüp öngörmemen önemli değil burada tatlım. Bak, hoşuna gitmeyecek biliyorum ama çocuklar için en doğru karar Umut abilerin yanında olmaları. Hayır, olmaz. Yani ben hiçbir zaman zaten Umut'un çocukları istediğine inanmadım. Ya senin inanıp inanmaman önemli değil Ateş. Yani çocuklar Umut'un yanında gayet mutlu. Yani o çocukların başına iş açmaz. Farkında değil misin hala sen? Benim de başımı belaya soktuğum anlar oldu. Hiç kafanıza takmayın bence çocuklar. Hiç önemli değil. Umut, benim çıkmam gerekiyor. Lütfen eşlik eder misin bana? Çocuklar, ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz, tamam mı? Ay, görüşürüz çocuklar. Bak sizi çok seviyoruz. Unutmayın. Bay bay. Unutma. Hadi canım, hadi çok. Umut, teşekkür ederim. Benim akıllı yeğenim. Evet. Ben odama gideceğim. Ben de Berit'in yanına gideceğim. Ama yemediniz hiçbir şey. ne oldu? Füsun'un derdi neymiş? İlk defa ona hak verdim. Niye? Yani çocukların başına gelenleri anlattı. İşte belki ben doğru insan değilim. Yani vasileri olmak için Umut daha doğru olabilir. Ateş, saçmalama. Ya sen çocuklar için kendinden, hayatından vazgeçtin. Çocuklar da bunun farkında. Yani öyle kolay kolay vazgeçemezsin. Aslında çocuklara iyi gelecek bir fikrim var. Ama öyle hemen karşı çıkmak yok, tamam mı? Yani cümleye böyle başlarsan tabii ki karşı çıkacağım. Madem çocuklar okula gidemeyecekler, bence öyle evde tıkılı kalmasınlar. Ya bir tatil onlara çok iyi gelecek. Hem bizim de kafamız dağılır, çocuklar da mutlu olur. Ne dersin? Olur, olabilir. Mantıklı. Ciddi misin? Ya bence çok güzel fikir. O zaman tamam, ben bunları götüreyim, çocuklara haber vereyim, hazırlansınlar. Olur. Tamam. Çocuklar. Bakıyorum da tatil fikri herkesin bir hoşuna gitmiş. Belki de verdiğimiz en iyi karar tatile gitmek. Bence de. Bence Aydos yine birilerine aşık olacak. Keşke yolunu getirmeseydik. Berit'ciğim, ben böyleyim biliyorsun. Değişmem. Çünkü niye? İnsan 7'sinde neyse 70'inde de o olurmuş. Değil mi Ateş'ciğim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otelimizde sizleri ağırlamak şeref bizim için. Teşekkür ederiz, sağ olun. Haydi Berit. Bu arada sizi ve eşinizi tebrik ederim. Yeni evlisiniz sanırım. Ha evet. Evet. Öyle, teşekkür öyle. Ederiz. Oda anahtarlarınız. Teşekkürler. Sizin için çok özel bir oda hazırlattık. Öyle özel bir odaya ihtiyacımız yok açıkçası. Olur mu öyle şey efendim? Sonuçta balayınız için otelimizi tercih etmişsiniz. Tabii ki özel olmalı. Ne balayı? Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar sizin için çok özenle çalıştı. Çocuklar için de güzel bir oda hazırladık. Berit'ciğim, bizimle kalmak ister misin?
Yok, biz üçümüz birlikte kalırız. Ben bakarım Berit. Evet, biz de öyle düşünmüştük. Bu sefer biz kardeş kardeş kalacağız. Siz de sevgili sevgili kalacaksınız. Ay. Balayımız eksikti. Yani normal değil mi sence de biraz? Çünkü hani insanlar bizi evli zannediyorlar ya. Yani zaten evliyiz ya. Doğru, doğru. Yapacak bir şey yok zaten. Oyunu da sürdürmek zorundayız. Evet. Hem belki arkadaş olmak bu durumu biraz daha kolaylaştırır. Ne dersin Ateş? Senle ben arkadaş. Evet, niye olmasın? Peki. Ayrıca bir de bunu deneyelim. Hem çocuklar da gerilmez, herkes bir gün tatilin tadını çıkartır. Arkadaşız. Arkadaşız. Peki. Sonra ben bir duşa gireyim. Ama... Orada da balon olabilir. Köpükler zaten hazır orada. Ama şey, yani full cam olduğu için senin dışarı çıkman lazım. Arkadaşım sen şunu al. Aha. Al, ben ne de olsa senin arkadaşınım ve sırtımı dönebilirim, hem bavulumu açarım. Bu sırada zaman kaybetmem. Ben uzun duş almayı seviyorum. Orası beni ilgilendirmez. Odadan dışarı mı çıkmamı istiyorsun şu an? Yani eko. Berit. Tamam. Ha, merhabalar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür. Ilgaz, sana da sıkayım güneş için. Sonra belki abla. Teşekkürler. Çok teşekkür. Ben bunu alayım. Teşekkürler. Pamuk şekerci. Şekerci. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Nerede? Ben orada. İstiyorum. Yavaş. Tamam. Koşmayın ama dikkatli olun. Merak tamam. Etme, ben ilgilenirim. Ateş. Buraya çocuklar için geldik ve sen doğru olanı yapıyorsun. Biraz gül, gülmeye çalış. Tadını çıkart buranın. Bu kadar belli oluyor mu? Yani çünkü ben de mutlu gözükmeye çalıştığım için anlıyorum seni. Yani bugüne kadar biraz olsun idare ediyordum her şeyi ama gitgide zorlaşıyor. Bence sen elinden geleni yapıyorsun. Ve çocuklar seninle çok mutlu. Pamuk şeker alacaktık da. 3 tane alabilir miyiz? Ne kadar? 10 TL. Üstü kaldı. Açar mısın? Açarım. Ama tersten açma. Aa. Ay, Aydos. Ne
Efendim Yolgaz? Aydos yok. Ne demek yok? Bayağı yok. Berit'le birlikte pamuk şekeri alıyorduk. Şu an hiçbir yerde göremiyorum onu. Tamam bak siz Berit'le otele geçin, ben Leyla ile bulurum. Tamam mı? Tamam, otele dönüyoruz. Gel ablacığım. Bay bay. Ne oluyor? Aydos kaybolmuş. Nasıl ya? Ne bileyim. Ya küçücük çocuk nereye kaybolacak Ateş? Bilmiyorum, gel. Şuraya bakalım. Yok. Ya ne yapsak? Polise mi haber versek? Nereye Ateş kaybolmuş olabilir ki bu çocuk? Ateş abi! Leyla abi! Aydos! Yavaş, Aydos. Yavaş, yavaş! Dur, dur, dur! Aydos, gel, gel. Ya of! İyi misin? Sen nereye gittin, dur, Aydos? Ha? Hadi gel. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi. Tamam, hadi, hadi, hadi. Çok merak ettik seni ya. İyi misin sen? Tamam. Ateş, bir su ayarlar mısın? Aydos! Berit! Sen bana haber vermeden nereye gidiyorsun? Yılgaz, tamam. Üzgünüm, benim hatamdı. Özür dilemeye gerek yok yani. Benim dikkatsizliğim. Pardon. Çocuk bakmak ne kadar zormuş. Tabii zor akıllım. Ya bakma. Ay dostum. Keşke diyorum sen de Berit'le birlikte mini klaba girseydin. Belki sen de severdin. Ah Leyla. Ben mini klab yaşlarını çoktan geçtim. Wow. Ben diyorum ki cezamız bittikten sonra acaba okulumuzu mu değiştirsek? Yani bu son olan olaylardan sonra arkadaşlarımla aramızın düzeleceğini sanmıyorum. Yani bakarız tabii ama yani şimdi orada alışmış bir düzenin var. Biraz zor olmaz mı? Yani eminim çünkü o doğum günü olayı, sonra okuldaki etkinlik. Yani pek mutlu değilim çünkü bu okulda. Olmayacağım. Ya Ateş abi, aslında ben de pek mutlu sayılmam. Belki başka okullarda başka daha güzel arkadaşlarım olabilir. Olur. Tamam, bakarız. Tamam. Ateş, teşekkür ederim. Hem bugün için hem de okulda bize yani yardımın için. Yani önemli değil ama çok bir şey yapamadım yani, keşke İşi bir tık daha faydam olsaydı. Ama bugün için bana değil Leyla'ya teşekkür edin çünkü onun fikriydi. O zaman teşekkür ederiz Leyla. Biliyor musun? Aslında seninle hiç anlaşabileceğimi zannetmiyorum. Aa, niye? Ya bilmiyorum neden ama Ateş'le birbirinizi tamamlıyorsunuz. Ateş'i dengeliyorsun. Wow. Ya birbirinize iyi geliyorsunuz bir şekilde. Neyse, ben Berit'e bakacağım bu arada. Aydos, istersen sen de gel. Sonra odaya çıkarız. Olur, okey. Çocuklar, ben de sizle geleyim. Yok, siz kalın. Balayındasınız ya. İyi akşamlar. Vay, Yılgaz büyüdü galiba. Bize akıl vermeye falan başladı. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Gerçekten büyüdü Ulgaz. Arkadaşlığımıza. Arkadaşlığımıza. Ateş. Biz bunları söylemedik ama. Bunlar otelimizin balayı çiftinin ikramı efendim. Peki, teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Yani gerçekten... Bu ne? Romantik. Değil mi? Ne yapıyorsun? Adamlar o kadar hazırlamış. Bozma. Teşekkürler bu tatil için. Ben teşekkür ederim.